Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar sayın seyircilerlerimiz. Bu akşam bizlerler sizlere şaşırdım bir kere daha ağlarım ne olursunuz. İyi akşamlar sayın seyircilerlerimizler. Bu akşam bizler sizlerlere. Ulan kim oturttu bunu bu sandalyeye? Ne arıyorsun sen burada? Ne olursunuz bir tane daha şans verin bana. Sana şans verdim ya. Şey mangalım burası. Kalk bakayım kalk. Getirin şunu yerine bir saksı. Kalk şuradan git hadi. Buyur patron. Bana bak koltuğun üzerine koy bakayım. İyi durdu mu? Bu olmadı patron. Olmadı olmadı. Sen al bunu git şuradan necefli bir maşrafa geç bakayım. Akşamlar sayın seyirciler. Pardon mis. Bu akşam benim kararı güzel. Sen nereye geldin be? Ben sunacağım sizde. Bana bak sus. Daha fazla konuşacağız sen saçını başını yolluyorsun. Bunu sen senin benim koymuş. Ya patron Nebahat ablanın yerini kimse dolduramıyor. Rıfkı abi de yok ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bana bak resmen program açılamıyor ya. Açılışı olmayan program olur mu be? Açılışta İstiklal Marşı'nı okuyup kameraya bayrak çekecek olur mu? Bana bak sen bu fikirlerini biraz daha anlatmaya devam edersen seni kameraya çekip kuş belgeseli diye yayına sokacağım. Kuş beyizgarı defol buradan al. Yürü. Doktor bey ne oldu? Nasıl oldu? Kim kaçırdı? Neden kaçırdı? Telaş etmeyin. Henüz biz de bir şey bilmiyoruz Rıfkı Bey. Ah zavallı Nebahat'cığım duyunca şok olmuştur. Yok bir bok olmadı çünkü henüz bilmiyor Rıfkı Bey. Nasıl bilmiyor? Siz söylersiniz diye düşündük Rıfkı Bey. Yanlış düşünmüşsünüz doktor bey. Bunu sizin söylemeniz gerekiyor. Ben söyleyemem ben daha çok gencim. Bakın tedavi görmek isteyen bir sürü hasta var. Onun için benim yaşamam doğru olur Rıfkı Bey. Ben söyleyemem doktor bey. Durun 2 hafta sonra ölmek üzere olan bir kalp hastası var. Ona söylettirelim Rıfkı Bey. Aferin iyi olur. Kızım şu Necmi'yi yollar mısınız buraya? Ya dün ölmüş. Bugün de ben öleceğim. Otur bakayım canım. Söyle bana. Çocuk kime benziyor? Bana mı? Babasına mı? Çocuk tamam sizin fotokopyanız. Ah canım benim. Onu ne zaman kucağıma alabileceğim? Ne zaman sevebileceğim? İyi akşamlar. Rıfkı. Sana bir müjdem var. Biliyorum canım. Kızımız oldu. Salak Rıfkı onu demiyorum. Kızımız aynı bana benziyormuş. Hiç sana benzemiyormuş. Bu odaya ne olduğunu sorabilir miyim Nebahat Hanım? Boyatıyorum doktorcuğum. Ne sebeple Nebahat Hanım? Dünyaya gelen kızım kız olduğuna göre odanın pembe olması gerekiyor. Hatta bütün hastanenizi boyatacağım. Alacağım kızıma bir kutu boya. Boyasın hastaneyi boydan boya. Hastanemizi boyatmanız bizim için ne şeref Nebahat Hanım. Doktorcuğum çocuğumu ne zaman kucaklayacağım? Doktor Cemal Güven ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Duydunuz değil mi? Beni ameliyathaneden bekliyorlar. Ben sizi ameliyathaneye götüreyim. Yok yok siz kalın. Rıfkı. Canım. Çocuğumu getir. Ona çok güzel bir şiir yazdım. Okusana şekerim. Elleri yumuk yumuktur, göbek bağı düğüm düğüm, derisi buruş buruştur. Yeni karnımdan çıktı, taptaze, benim bir boy küçüğüm. Nasıl? Teşekkür ederim. Fevkalade edebi değeri bakımından değeri metrelerle ölçülmez. Ya? Tamam Rıfkı, hadi git çocuğumu getir. Şiirimi ona da okumak istiyorum. Neden tavuk gibi çırpınıp duruyorsun Rıfkı? Yoksa çocuğuma bir şey mi oldu? İyi akşamlar sayın seyirciler. Pardon Pis. Mis Ay Misler. Ay sen sus. Sen beceremiyorsun. Bakın ben daha güzel sunarım. Ay şekerim sığamıyorum. Gel tabii ki buraya. Ay rezil olduk. Pardon. Çekil seni. Ay çekil diyorum sana. Ben sunacağım. Sayın seyirciler. Ulan bu kızlar gidelim. Ulan nereye geldin susun be. Bana bak al bu kadınları arabaya koy
Öyle bir yere götür koy ki bir daha buraya gelmesinler. Yürüyün. Hadi ya. Hadi hadi. Yürüyün. Ulan size uğraşma be. Allah'ım yarabbim. Bana bak ne yapacağız ya? Bütün anons spikerlerini denedim olmadı. Ne olacak? Siz yaptınız patron. Ne de olsa bu müessesenin patronu sizsiniz. Oturun siz söyleyin. Canım ben söyleyemem Rıfkı Bey, kocası sizsiniz, sizin söylemenize icap eder. Ama bu çok zor doktor bey. Bana demin çocuğun nerede dedi. Elim boş girerse beni parçalar. Ya o alıştıra alıştıra söylemeyi denemediniz ki. Hadi lütfen bir deneyin. Parçalar beni. Rıfkı, insan hastasına böyle eli boş mu gelir? Hani nerede çocuğumuz? Ne var? Olmaz ya. Sana bir şey diyeceğim. Hani diyelim ki mesela oldu. Bizim kızımızı kaçırdılar. Bu ne biçim şaka Rıfkı? Parçalarım! Doktoruna seni lafım! Çabuk çocuğumu bulmana Rıfkı! Seni öldüreceğim! Seni de doktorcum! Parça parça yapacağım! Hepinizi! Şaka karıcığım! Şaka Rıfkı! 3 dakikaya kadar çocuğumu getireceksin! Süren başladı! Vay efendim! Vay efendim! Kızımıza loğusalık nereye yakışmış? Hoş geldin dayıcığım! Hoş bulduk yavrum! Bak yavrum! Kızımıza zıbın getirdim! Gel. Zıp zıp zıbın! Ay. Doktor bey yandık, ne yapacağız? Dur aklıma çok iyi bir şey geldi. Hemşiren! Hemşiren buraya! Buyurun doktor bey! Hani 3 sene evvel doğum yaptı da masrafları ödeyemeyince rehin kaldı. Neydi o kadının adı? Acuze Hanım! Tamam koş onun çocuğunu al buraya getir. Çabuk. Tamam doktor bey, derhal getiriyorum. Çabuk getir. Getirdim patron. Getir. Koy bakayım. Bana bak, seyirciye nebaletin yokluğunu hissettirmememiz lazım. Güzel koy. Ah, ne diyordu bu kadın ya? Pardon. Please, miss. Ne diyordu? Ana, kayda girelim mi patron? Ah, hazırım. Gir. Tamam. Gel. Gel canım, gel. Nebalet. İşte yavrumuz. Rıfkı. Bu ne kadar şirin bir çocuk. Ah canım benim. Gel seni bağrıma basayım. Benim minnacık yavrum. Bas Nebalet, bas gitsin. Rıfkı, bu biraz büyük değil mi? Nebaletciğim ama geç doğum oldu. Biraz büyümüş. Ah Rıfkı, demek ki birazcık daha dursaymış. Kızımız doktor çıkacakmış. Yılda akucuğum. Aman. Utanmazlar. Ver bakayım kızımı. Koskoca çocuğa bile kundak yapmışlar. Çek bakayım ellerini. Sersem ne oluyorsun? Canım ne var Acuze Hanım? Yedik mi kızınızı? Kızınızı mı? Yani onun kızı mı? Benim kızım değil mi? Gel kızım. Aa. Gel kızım. Nebalet, sana bir itirafta bulabilir miyim? Çabuk bulun Rıfkı. Bizim kızımızı kaçırdılar. Aa, olamaz. Olur olur. Benden de gayet iyi bir sunucu olur. Hadi siz programı seyredin anacığım, mis. Şafak söküyordu. Hepimiz çok yorgunduk. Ama o, güneşin ilk ışıklarıyla dans etmeye başladı. Yaşama karşı enerji doluydu, dinamikti. Ama özelleştirme nedeniyle işten çıkarılacaktı ve kafayı yemişti sonunda. Biz de onun bu haline baka kalmıştık. Bir gün hepimizin başına gelebilirdi bu. Bu film 1900 önemsiz bir yılda hemen hemen her yerde geçmektedir. Filmdeki isim ve mekan benzerliklerinin gerçekle kesinlikle bir ilgisi vardır. Bilerek ima yoluyla mana elde edilmeye çalışılmıştır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana senfoni orkestrası bile az. Biz size daha ne diyelim? O yıllar altta kalanın canının çıktığı, üstte kalanın pres yaptığı, vurgunun zaruri, talanın, yalanın, dolanın moda olduğu, dehşet dolu, kan dolu, Anadolu ama dolu dolu geçen yıllar.
Siz Don Marlone baba, burada tek başınıza mı oynuyorsunuz? Evet Sadık uşağım. Ben dışarıda herkesin içinde oynayamazdım. Bizim ağır ve oturaklı olmamız icap eder. Babalık imajımıza ters düşer. Sizin için kampari getirmiştim. Bardağı masaya bırak git. Yerler kirlenmesin. Bardak kırılmasın. Niye baba? Sadık uşağınızın içkinizi dökeceğinden mi korkuyorsunuz? Benim ellerim titremez ki. Benimki de titremez. O da ne? Uşağı niye vurdun baba? Çok şey biliyordu. Görmemesi gereken şeyler gördü. Beni niye çağırttın baba? Mafyanın tüm elemanlarını buraya topla. Onlara bir açıklama yapacağım. Fakat şu anda hepsi bir yerlerde iş üstündeler. Dediğimi yap. Hepsi işi gücü bırakıp buraya gelsinler. Peki baba. Baba, bu adamı düğünde şarkıcının üstüne sahte para dökerken yakaladık. Ne yapalım? Demek ki bizim mekanımızda bize sakat yapıyorsun ha. Yaklaştırın biraz, gözlerim iyi seçmiyor. Bu pisliği temizleyin. Adamlarımı da derhal bana çağırın. Çabuk. Konuş. Kafam suyun içindeyken nasıl konuşayım? Sen konuşuyorsun Sergio. Don Marlone babanın oynayıp kaybettiği yarış attı, senin atılmış öyle mi? Evet ama bunda benim hiçbir suçum yok. Bu ithamlara katlanamam ben. Şimdi senin suçun olup olmadığını anlayacağım. Sen bizim sözlerimizi kaldıramıyorsun ama bakalım suyun kaldırma kuvveti seni kaldırabilecek mi? Batır Leonardo. Konuş. Baba arıyor. Buyur baba. Peki baba, emredersin. Don Marlone baba acelemizi istiyor. Bitir şunun işini çabuk. Babamı çağırıyor. Hemen geliyorum. Geliyorum. Bir dakika. Yapmayın. Durun. Kıymayın. Yanlış anladınız. Çok konuşma. Yere yap. Bizim içki ürettiğimiz depoyu polise ihbar etmişsin ha. Vallahi yalan. O bir yanlış ihbardı. Ben orayı tekel bayi zannettim. Artık zannedemeyeceksin. Vay, bu güzel hanım da kim ha? Ben onun dostuyum. Yani yanlış anlamayın, aile dostuyum. Ya öyle mi? Çok güzel. Aile bu ya. Gel de birazcık eğlenelim. Bak buranın tecavüzü çok meşhurdur. Tecavüze uğramadan gitmek ayıp olur ha. Geliyor de. Tamam baba, geliyorlar. Atla da gidelim. Size bir telgraf var. Hay Allah'ım. Ya kaç kere söyleyeceğim beni iş yerinde aramayın diye. Kimden geliyor? Babanızdan. Buyurun.
Acele yuvana dön Don Marlone babam. Bizi niye topladın baba? Yoksa yeni bir iş mi çevireceğiz? Oturun, oturun. Ekibi dağıtacağım. Size bunu haber vermek istedim. Ben bir şey anlamadım. Niye baba? Niyeti var mı? Bizim işimizi bizden daha iyi yapıyorlar. Rusya'da, Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyorlar. Hele Türkiye diye bir ülke var. Yolsuzluğun, rüşvetin bini bir para. Biz bu halimizle onlarla yarışamayız. Bu yüzden işi bırakıp Sicilya'da soğan yetiştireceğiz. Sahtekarlığı dünyaya bırakıyoruz. Biz namuslu oluyoruz. Ve mafyayı kapatıyoruz. Don Marlone, tarlaya süne zararlısı dadandığı için soğan işinde başarılı olamadı. Şimdi Sicilya-Marsilya hattında dolmuş kahyalığı yapıyor. Al Pacino, Roma Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi oldu. Dondurma, Kahramanmaraş'ta Roma dondurması satıyor. Tecavüz edilen kadın, o şimdi 900'lü hatlara düştü. Hollywood anılarını anlatıyor. Don Kuşak, ruhu şad oldu ya da olmadı. Olmadı, olmadı. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Yolsuzluk Bakanlığı kuruldu sayın seyirciler. Bir banka soygunu direkten döndü. Üniversiteler yeni öğretim dönemine başladı. Komşuluk ilişkilerinde yeni boyut. Kiminin üzüntüsü, kiminin sevinci oluyor. Devletin yasası, vatandaşın tasası. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülkede cereyan yarattı. Şimdi haberler. Öğrencilerin sırtındaki yük ağırlığını yok yere devam ettiriyor sayın seyirciler. Yine derslikler yetersiz, yine harç paraları sorun oluyor. Yine öğrencilere hasret düşüyor. Üniversiteler yeni öğretim yılına başladı sayın seyirciler. Her sene olduğu gibi açıkta birçok öğrenci var. Okullar da yetersiz olduğu için amfiler dolup taşacak. Evet sayın arkadaşlar. 1993-94 öğretim yılını bugün üniversitemiz açmış bulunuyor. Sizleri zorlu bir yıl bekliyor. Bu zorlu yılda hepinize sağlık ve başarı diliyorum. Vay Seyfi abi, ne haber ya? Okullar açılmasa hiç görüşemeyeceğiz ha. Ne yaptın tatilde? Ne yapalım ya? Siyasaldan arkadaşlarla grup kurmuştuk biliyorsun. Tatilde Antalya Üniversitesi'nin kampüsüne gittik. Helalara mikrofon yerleştirdik. Sen bu dönem sivilsin galiba. Simit tezgahına takılmaca ha? Ne yapalım? 3-5 yolumuzu buluyoruz. Maksat kitap parası çıksın. Yok abi yok. Ben bu bölümden memnun değilim. Yatay geçişle işletmeye geçeceğim. Neden böyle söylüyorsun oğlum? Bitirmede 2 sene kaldı. Abicim ben doktor olmak istemiyorum. Müdürün zoruyla girdim bu işe. Kendisi gençliğine gitmiş, fabrika önlerinde nöbet tutmuş. İlle de tutturdu benim memurlarımdan birisi tıp yeyi bitirecek diye ya. Nedir bu rezillik ya? Bu yok insanı çileden çıkarıyor. Ne var, ne oldu ya? Ya ne olmuşsun? Var mı ya? Haçlara zam gelmiş gibi. Ah, sana ne harç parasından? Öyle deme abi. Geçenlerde bölücü olabilecek bir arkadaş grubunun içine takıldım. Olanlar harçları yatıramamışlar. Şimdi okula devam edemiyorlar. Çocuklar, rektör geliyor, rektör. Hadi bize merhaba. Oo, çocuklar nasılsınız, merhaba. İyi günler hocam, sağ olun. Tamer, ya sen geçen sene bitirmiş olmayacak mıydın? Burada işin ne?
Yoksa arkadaşlarından mı ayrılamadın? Hocam ben bu sene master yapıyorum hocam. Hocam geçen yaz Uluslararası İşkence Teknikleri Sempozyumuna katıldım. Vallahi konuşmanızı çok beğendim. Gelecek ay da silah fuarında uzun menzilli silahlar standında görev alacağım. Oraya da bekleriz. Gelmez miyiz hocam? Geliriz. Sağ olun. Hayırlı nöbetler çocuklar. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Ulan heybe bak ya. İkinci şubenin meşhur amir namı, askıcı namı geldi buraya rektör oldu. Bu yakında dekan da olur. Öyle deme ya. Çok azmetli, çok çalışkan adamdı. Akşama kadar işkence yapar yine de yorulmazdı. Ben bunun günde 8-10 kol kırıp gık demediğini bilirim arkadaş. Kütüphane görevlisini gözlerken okumadığı kitap kalmadı vallahi. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Aa Şemsi, ne haber ya? Bu ne hal böyle sakallar, pipolar filan? Sorma be anam, beni akademiye sürdüler. Geçen dönem öğrencilerden birini gammazlamadık diye pasif hizmete verdiler. Sorma, benim de kafam çok bozuk ya. Sınıfta 30 kişiydik. 27 kişi de asayiş şubesinden yollamışlar. 12 kişi de gerçek öğrenci var. 69 kişi tıklım tıklım sınıf birader. Merhaba çocuklar. Selam. Selam. Ne bu kıyafet kız? Ya ne bileyim ben. Bu benim fakültede ilk günüm. Geçen sene ilkokulun önünde böyle takılıyordum. Burayı da öyle zannettim. Gördüğünüz gibi size bir üniversitenin açılışını naklettik sayın seyirciler. Yetkililer her zaman olduğu gibi yine dersliklerin yetersizliğinden demuruyorlar. Belki izlediğimiz kişileri dersliklerden çıkarırlarsa seneye daha fazla öğrenci rahat rahat okuyabilir. Bizden söylemesi. Bazı özel günlerde hayat durur, insanlar tek yürek, tek vücut olurlar. Küsler barışır, dargınlar kavuşur. Bayram değil, seyran hiç değilken amcamız bizi öper. 90'dan yakaladığımız haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Kapıyı tut, sen de görevlileri etkisiz hale getir. En ufak bir tereddüt herifleri temizlersin. Tamam, yürü. Abi, abi. Ne bir dakika, şu bankaya 3 tane soyguncu girdi. Hakan hareketlendi. Kıpırdamayın bu bir soygundur, eller yukarı. Kimse kıpırdamasın. Kıpırdayanı yakarım. Ellerinizi kaldırın, bu bir soygundur. Çekilin paraları. Kıpırdayanı vurularım. Öyle avşan bir takım değil ha. Hayda, nerede bu millet ya? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Maç var tabii. Tabii ya abi, bugün çarşamba, kupa maçları var. Çarşambaya soygun, kovur mu abi ya? Neyse, moralini bozma. Herkes elini kaldırsın, bu bir soygundur. Bu bir soygundur. Soygun var, ellerinizi kaldırın. Herkes elini kaldırsın. Kimse kıpırdamasın. Ellerinizi kaldırın, bu bir soygundur. Kıpırdayanı yakarım. Ne zaman başladı birader? İkinci devre kardeşim. Kaç kaç? 0-0. Bir gol yetiyor bize abi. Yetiyor da nerede o golü atacak adam? 120 tane gol kaçırdık be. Hadi ya. Ne yapsın bizimkiler abi? Hakem resmen onlarda oynuyor. Kaç hatamızı resmen offside diye kesti. Türk düşmanı pezevenk. Korkuyorlar abi, korkuyorlar. Türk kelimesinden korkuyorlar. Bütün dünya bizimle uğraşıyor. Valla çıkart lan, çıkart çıkart. Bizim misine gol yiyecektik. Ya bir sigarası olan var mı? Buyur. Sağ ol. Hadi ulan bir gol attın. Allah rızası için bir gol attın be. Senden oynamıyor mu ya? Takımdan kesmişler, oynamıyor. O kadar gece hayatı bende olsa beni de keserler. Gecede bir buçuk bitki deviriyormuş. Hadi lan hadi şunu devirin be. Hadi hadi. Hadi be. Kıpırdamayın. Polis karnından kaçamazsınız, sessiz olun. Kestin onu. Ya orta bayrağa yakın. Hadi ya, bu golde kaçar mıydı be? Aa bugün maç varmış komiserim. Öyle ya, bugün çarşamba kupa maçı var. Ulan şu karakola bir televizyon aldıramadık be. Bütün çevre karakollarda var, bir bizim bizde yok. Gol var mı gol? 0-0. Geçen maçta 0-0'dı. Beraberlik yetiyor bize ama bir gol atsak çok rahatlayacağız. Hadi oğlum kaldır. Hadi. Şehir gibi oynuyor Puşkin. Üçüncü dakika lan. 20 dakika oldu. Ha! Kıpırdamayın! Bu bir soygundu. Haydi koçum sağ ol. Nerede lan bu ya? Maçeriydi herhalde. Kaç kaç? Hadi lan, 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 bitti değil mi? Bitti. Herkes ellerini kaldırsın, bu bir soygundur. Kıpırdamayın polis. Ver lan şunu. Gireyim bakayım. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel.
Meclisteki küfür trafiğini kontrol edecek bir küfür bakanlığı niye yok? Ya da niçin futbol ligindeki bu gol ofsayttı, yok değildi denetleyecek bir ofsayt bakanlığı kurulmuyor gibi çok önemli konuların bakanlığının olmamasından dem vuranlara yeni kurulan bir bakanlık şamar gibi indi sayın seyirciler. Sayın seyirciler, ard arda gelen yolsuzluk olayları hükümete derin ve dişe dokunur bir endişe yarattı. Hükümet bu amaçla Yolsuzluk Bakanlığı kurdu. Böylece yolsuzluğun önüne geçilebilecek. Şimdi Yolsuzluk Bakanı ile görüşüyoruz. Efendim, iyi günler diliyorum. Efendim, iyi günler. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Efendim, bize bakanlığınızın çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Efendim, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve kurumunuza teşekkür ediyorum. Bakanlığımız daha çok yeni olduğu için henüz herhangi bir çalışması olmamıştı. Bakanlığınız hangi amaçla kuruldu efendim? Efendim, amacımız yolsuzlukları denetlemek. Biliyorsunuz ülkemizde yoğun bir şekilde yolsuzluklar yapılmaktadır ve yapılacaktır da. Buna kimse mani olamayacaktır. Hatta yapıla gelmiştir, bize atalarımızdan miras kalmıştır efendim. İşte biz yolsuzluktaki yolsuzluğu denetlemek istiyoruz. Şimdi bakınız efendim, şimdi bakınız. Şimdi birisi 3 milyar veriyor. Birisi 30 milyar veriyor. Birisi 300 milyar veriyor efendim. Şimdi dengesizliğe bakın, değil mi efendim? Şimdi biz bakanlık olarak eşitliği sağlayacağız. Aradan komisyonumuzu alacağız, çekileceğiz. Yani bakanlık eliyle yapılacak yolsuzluk. Efendim, bakanlık eliyle demeyelim buna. İsterseniz şeyiyle diyelim. Yani bakanlığın denetimiyle yapılacak. Denetlenecek ve eşitlik sağlanacak. Efendim, çok kötü bir şey değil mi? Sonuçta yolsuzluk yapmak ayıp bir şey. Efendim, ahlaken böyle ama işin bir de realitesi var. Öyle değil mi efendim? Şimdi bakınız, fuhuş da, şu bildiğimiz fuhuş da pek ahlaken hoş bir şey değil. Ama ne yapıyor devlet? Kendi eliyle kerhanecilik yapıyor. Niye yapıyor efendim? Çünkü vatandaşa hizmet vermek için yapıyor. Vatandaş kızışmış, onu kerhanede söndürtüyor. İşte yolsuzluk konusu da böyle. İnsanın gözü bir kere döndü mü ve yolsuzluk yapmak istedi mi onu bir yerde söndürmek gerekir. İşte bakanlığımız bu söndürme olayını gerçekleştirecek efendim. Beyefendi, bakın şimdi etraflı bir şekilde size bunu izah edeyim. Müsaade ederseniz ben izah edeyim. Bakın, siz ikiniz de beni dinlemiyorsunuz. Teklifim son derece açık. Hayır, ben teklifimi yaptım beyefendi. Hayır, anlaşılmayacak bir şey yok bunda beyefendi. Efendim, pardon, ben size yardımcı olayım müsaadenizle. Buyurun, dedim. Teşekkür ederim efendim, ben izah edeyim size. Beyefendi, müsaade ederseniz ben izah. Buyurun efendim, söyleyin. Beyefendi, ben devlet üretme türetme çiftliklerinde genel müdürüm. Evet. 500 milyarlık bir yeni tesis projemiz var. Hı-hı. Beyefendi müteahhit. Hı-hı. Beyefendi diyor ki, ben ihaleye girmeden sizi 50 milyar göreyim, bu işi ben halledeyim diyor. Öyle diyorsunuz. Öyle diyorum efendim. Şimdi efendim bakınız, 50 milyar sizde çok, 500 milyar da sizde çok. Bunu en iyisi şöyle yapalım. Evet sayın seyirciler, siz kendiniz şahit oldunuz. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Bu hafta Olacak O Kadar'ın özel konuğu Seyfettin Dalan'dı. Hamit El Sabah'ın Seyfettin Dalan'la hazırladığı haberi özel haber bölümünde izleyebilirsiniz. Nihayet sıra son günlerde adından çeşitli nedenlerle söz ettiren Lütfettin Dozer'di. Şu anda kendisi içeride. İnanmıyorsunuz değil mi? İsterseniz kapıyı biraz aralayalım görün. Niye getirdiniz başkanımızı buraya? Sizi dava edeceğiz. Soru soracaklarmış. Çıkın dışarı. Soruları sormadan önce benim de bir hazırlanalım. Sizinle görüşmek istemiyoruz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle yeri yerinden oynatacak, bazı yerlerde deprem yaratacak bir haber için kolları ve kameraları sıvadık. Başkan Lütfettin Dozer önemli açıklamalar yapmak için TV'mizin konuğuydu. Bunu duyan Seyfettin Dalan şok açıklama, öyle olmaz böyle olur diyerek TV'mize geldi ve şu açıklamayı yaptı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede bizimki? Gelmek istemiyor ama gelecek. Size İstanbul'u soydu, dolandırdı dediler. Öyle dediler. Dalana talana son dediler. Kendileri her haltı yediler. Oysa ki kendileri Türkiye'de bugüne kadar eşi emsali görülmemiş büyük yolsuzluk ve skandallara karıştılar. Ne diyorsunuz? Allah'ın parmağı yok ki göz çıkarsın. Gelse de hesaplaşsak. Bu kadar yolsuzluğa karışan bir başkan ne eder? İstifa eder. Kimin açıklaması kiminkini döver, yedi tepeli canım şehir İstanbul'u kim tepeledi, kim İstanbul'un canını okudu, kim neyi nasıl kime okuttu. Haliç'i park oteliyle, uyumlu uyumsuz villaları, gece kondularıyla, harp treni metrosuyla, santimetrosuyla, dop dolu, tavşan kaç, tazı tut, kıran kırana, açıklayan açıklayana, nalına mıhına bir tartışma yaptırıyordu ki yüksek yüksek tepelerden bir telefon geldi sayın seyirciler. Bir bilen, hep bilen, babaların babası özetle şöyle dedi. Her taşın altında yolsuzluk aramak doğru değildir. Ne yani, Erol taşın altında da mı yolsuzluk var? Binaenaleyh o yolsuzluk dosyalarının üzerine gidilmesi yöneticilere olan güveni sarsar. Binaenaleyh fevkalade sakıncalı olur. Bu açıklamalar üzerine taraflar akıllarını başlarına devşirdiler. Kurumuş dosyaların üstüne su dökmenin alemi yok deyip su koyverdiler.
Biz de adalete intikal etmiş olan bu konuda daha fazla konuşmayıp son sözü Yüce Türk Adaleti'nin hassas terazisine bıraktık. Evet, ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz sayın seyirciler. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. İsterseniz bir yere ayrılın. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Hastane bekleme salonları bekleyenlere dokuz doğurturken kiminin üzüntüsü kiminin sevincine ebe oluyor sayın seyirciler. Siz bekleyin. Seni başına ilk defa geliyor, onlara heyecanlısın. Bir umut işte. Yıllardır bekliyoruz. Allah kısmet ettiyse olur. Yahu içeridekinin durumu bizden daha kötü. Bekleyelim bakalım Allah ne gösterecek. İnşallah istediğim gibi olur. Sen kalbini ferah tut, olur. İnşallah iyi olur. Kızım anne siz işte haber vermediniz mi? Daha gelmedi. Senikin doktoru çıktı. Çok heyecanlıyım. Sorsak mı acaba? Kalk soralım ya. Bir anons daha yap. Doktor bey, buyurun. Ne olacak acaba? Canım ne bileyim ben. Önemli olan sağlıklı olması. Sabırlı olun. Sabırlı olun dedi. Haklı. Bekleyin dedi. Bekleriz. Bu kadar bekledik. Eğer gerçekleşirse hayatımızda her şey değişecek. Hayatımıza renk gelecek. Daha büyük bir eve taşınırız. İstediğimiz her şeyi satın alırız. Seni çok iyi anlıyorum. Yıllar önce ben de senin gibiydim. Ben de çok büyük bir eve taşındım. Şimdi de emekli oluyorum. Kısmet olursa bu oturduğum evi satın alacağım. Sana çok teşekkür ederim haber verdiğin için. Tam 9 aydır umutla bugünü bekliyordum. Tam umudumu kesmişken... Seninki gereği. Ben tam 15 ay bekledim. Peki dediğin gerçekleşirse hemen başlar mıyız? Başlarsın. Ya aksi olursa? Ha, o zaman iyileşmesini beklerler. Sıfır RH pozitif kan bulun ve takın. Ne grubu dedi? Ne duruyorsunuz dediğini yapsanıza sıfır RH pozitif. Peki efendim. Durumu nasıl? Kan kaybediyormuş. Yürü. Kan mı kaybediyormuş? Hayrola ne oluyor? İç kanama başladı. Çok kan kaybediyor. Kan vereceğiz. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Sabırlı olun. Allah'tan ümit kesilmez. Ne var? Ne oldu? Yazık ki kurtaramadık. İş güvenliği sağlanmadıkça böyle kazalar daha çok olur. Dağ gibi adamdı. Hadi gözünü aydın. Yeşil ol. Bundan boşalan işe başlayabiliriz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunlar onun ailesi. Hayat ne garip. Ekmeğini kazanmak için bir başkasının yok olması bekliyor. Ulan dünyayı ne hale getirdiler. Birisi üzülürken birisi seviliyor. Ama hayat bu. Kurallar böyle yürüyor. Eskiden ev alma komşu al denirdi. Şimdi ise komşuda pişer bize de düşer. Düşmezse de düşürürüz zihniyeti hakim olmaya başladı. Aytancığım müsaitseniz misafirliğe geldik. Ya. Geldiniz. Ama müsait değilim. Neden? Değilim. Neden? Şeyim var. Ne? Pijama alayım baksana. Ya. Olsun canım fark etmez al. Bende de var. O zaman kapıda koyduk. Geçin içeride rahat rahat yapalım. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Hay Allah. Hay Allah ne iyi ettiniz. Nereden şey ettiniz? Buyurun çok iyi şey oldu. Buyurun. Ben o zaman televizyonu kapatayım da lafını şey yapmasın. Sağ ol, sağ ol. Ya şu pijamamı bari değiştirsek. Aman boş ver canım, hepimiz evde pijamayla oturuyoruz. Pijamayla. Ne iyi ettiniz de geldiniz Hacı Erciğim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi hiç sorma, hiç iyi değiliz. Annem çok hasta, doktorlarda hiçbir çare bulamıyorlar kadıncağla. Nesi var ayol? Allah gecinlerlesin, o daha gençtir ya. Çıtı 91 mi, 97 mi? Bir dalya der o. Gerçi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi, parası da var, tabii ya. Yapmak lazım. Doğuda bir göl varmış. Şu başlığı sokun oraya. Aktaş Gölü mü ne diyorlarmış? Suyundan içen hemen şifa buluyormuş. Hiç duydunuz mu böyle bir göl? Aktaş Doğu Anadolu'da, Çıldır'ın kuzeyinde, Türkiye-Ermenistan arasında kilometre karelik bir göl. Tamamı 27 kilometre karelik bir göl. 14 kilometre karesi Türkiye topraklarında. Rakımı 1794. Doğrusunu isterseniz... İsterim, doğrusunu. Öyle pek hastalara şifa veren falan bir göl değildir. Yani kendi halinde sıradan basit bir göl yani. Ya. Bir ya buradan bir ya buradan. İsmet nasıl? Şirin çocuk. Derse nasıl gidiyor? Çakıp çakıp duruyor. Çakıyorsa tembellik ediyor. Niye bir tane çakmıyorsun?
Bizimki öyle yapıyordu. Çakar çakmaz çalışmaya başladı. Bir ders varmış. Hani ismi polsefe mi filsefe mi ne? İşte hep o dersten çakıyor. İlahi cehalet işte. Hacerciğim, felsefe varlıkların ilkeleri, insanın evrendeki rolü, tarih, tanrı ve genel olarak metafiziğin tüm büyük sorunları ile ilgili görüşlerin bütünü demektir. Ha, anladım. Ya bana bak, bizim şu 5 numarada oturan Ercüment Bey var ya. Allah rahmet eylesin, öldü mü? Yok canım, o biçimmiş. Aa! Hayır, bana kendi söyledi. Ben onun yalancısıyım. Kendisi mi de o biçim mi dedi? Ya o biçimimden ben feministim dedi. Hemen anladım. Erkek adam feminist olur mu? Ay ilahi, cehalet işte. Feminist demek, toplum içinde kadınların haklarının ve oynadıkları rolün iyileştirilmesini amaçlayan, eylemci hareketi benimseyen kimse demek. Erkekler de feminist olabilir. Ya, adamın günahına girdim desene. Girmişsin işte. Çini vazon çok güzel şekerim, Kütahya mı? İlahi cehalet işte. Çini değil Hacerciğim. Yapmayın canım, bal gibi de çini. Hacerciğim, çini genellikle duvar kaplaması için kullanılan renkli ve geleneksel motiflerle süslü, beyaz kilden yapılıp pişirilen bir yüzü sırlı lampadır. Doğru söylüyor, yoksa bizim vazomuz alçı taşı. Pişirilip öğütüldükten sonra elde edilen alçıdan yapılma basit bir vazo. Ama çok iyi bir taklit galiba. Ama boşver canım, her neyse. Ya seni çok iyi gördüm be peki. Kahvede Ahmet şişmanladığını söyledi. Dinozora döndü dedi. Cehalet işte. Vay cahil. Dinozor, mezozoik çağda tekodontlardan türeyen fosil sürüngen bir hayvandır. Herkes dev gibi olduklarını sanır ama piliç kadar da olabilir. Ha, ben de dev gibi sanırdım. Ya Fethi'cim, televizyonda da çok çıkıp duruyor, sen bilirsin. Konjüktür konjüktür diyorlar. Nedir bu Allah aşkına? He, konjüktür ha? Keynen değil mi o konjüktür? Ne o ya? Otomobil parçası falan mı olsun? Bilmiyorum ki ne olsun? Kota mota bir şey diyorlar. Ben de merak edip duruyorum. Kota? Kota. Bu şehir adı falan olmasın? Kota. Kainan değil mi o kota? Hmm. Hay kotayı bilemedik o kotayı. Hmm. Bilemediniz değil mi? Yok, kota. Çünkü ansiklopediler daha K harfine gelmediler. Seni pis hırsız seni. Aa, ne demek istiyorsun sen şöyle tepeme dikildiğinde kaşını gözünü kaldıra kaldıra bana suç atıyorsun. Ne haberi var mı? Az bile söylüyor. Sabahtan beri bütün apartmanı dolaşıyoruz. Ama nihayet işte şimdi yakaladık sizi. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Her sabah bizim gazetenin ansiklopedi kuponlarını kesip çaman sizsiniz. Ben gazeteye dünyanın parasını vereyim, ansiklopedilere siz konun. Var mı öyle yağma? Senin ansiklopedini yedik mi lan biz? Okuduk. Kurduğumuz tuzağa düştünüz. Bizim ansiklopedilerimize bilgi satmak hoşunuza gidiyordu değil mi? Ansiklopedi. Çabuk getirin ansiklopediyi buraya. Alın lan. Ansiklopedi. Ansiklopedini sok kütüphanene. Buradan edindiğiniz bütün bilgileri de unutmaya çalışacaksınız. Yoksa sizi mahkemeye verip sürüm sürüm süründürürüm. Konuşma. Yürü. Ansiklopedi. Yürü. Hadi lan ansiklopedi. Yürü. Ansiklopedi. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor sayın seyirciler. Derken alıyor da bir yağmur. Roman kızı Lale'de fink atıyor, AIDS satıyor. Her gün yolsuzluk, her gün kan, her gün revan. Buyur bir tabak dervan, sen ye diyen yok. 3 kuruş maaş, dilin sürçse fırça. Çaya şekere tekere zam, dilin sürçmese gene fırça. Maaşa zam yok, fırça çok, duvar mıyım ben be? Neler söylüyorsun Gülçe? Bıktım bu kara kuru haberleri sunmaktan artık. Kör talihimin gözü açıldı. 3 kuruş maaşla geçinilmiyor sayın seyirciler. Kepek sorunu olan sayın seyirciler. Kelidor, kaknen prove, üçü bir yer dili tizi. Bunlar saçınıza iyi gelir. Bir gelir saç bile çıkarır. Yapma Gülşen. Yapacağım Ayşe teyze sen. Bakın beceğiyle çırt yok. Yıkayın bahar koksun eviniz. Annem bakalım. Dama, yemeklerde lezzet. Doları olanlar, marka olanlar. Getirin anacığım paranızı. Ben mi güzel yiyeyim onları? Dede Bank hayırlı günler diler. Dilerken Mersin Supra iyi akşamlar diler. Bu Pipita antitartar tattırmadan güvenli alın. Çok şişe de alın, hepsini alın. Yayını kesin, reklam koyun. Bende var, reklam var. Benden alın anacığım, parayı ben kazanayım. Anacığım. Mutfakta biri mi var? Aaa, Colgate, Colgate. Haberleri kapat. Neyi kapat? Haberleri. Sayın seyirciler, arkadaşımız bir rahatsızlık geçiriyor. Haberler kapanıyor. Şimdi de bizim reklamlarımız anacığım.
iş adamlarınızı seviyorsunuz. Onları koruyup destekliyorsunuz. Hayali ihracatçınızı üzmüyorsunuz, üzerlerine gitmiyorsunuz. Vergi kaçıranı, milleti soyanı affediyorsunuz. Yolsuzluk, hırsızlık yapan büyükleriniz gülümseyerek mahkemelere çıkıyor, görevlerinde oturuyor, ses çıkarmıyorsunuz. Bütün bunları seviyorsunuz. Peki bizi sevmiyor musunuz? Peki biz memurlarınızı sevmiyor musunuz? Biz sizin üvey memurunuz muyuz? Vergileri bizden peşin peşin kesiyorsunuz, bir şey demiyoruz. Para vermiyorsunuz, gık demiyoruz. Nasıl yaşadığımızı bile bilmiyorsunuz. Biz namusluyuz diye mi sevmiyorsunuz? Onun için mi bizi sevmiyorsunuz? Memurumuz elden gidiyor. İş işten geçmeden onu koruyalım, sevelim. Güvence altına alalım. Bugün memurun devlet babaya en çok ihtiyacı olduğu gündür. Biz seni hep sevdik. Her zaman da seveceğiz. Ne olur devlet baba, sen de bizi birazcık sev. Birazcık. Birazcık. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Şimdiye kadar sürüm sürüm sürünen birçok aileyi görmüşsünüzdür anacığım. Şimdi de sürümden kazanan bir aileyi seyredeceğiz. Mis. Hayatım, biz geldik. Buradayım canım, mutfaktayım. Anne, babam bana top aldı. Canım, niye böyle şeyler alıyorsun bu çocuğa? Ama evin içinde top oynamak yok, tamam mı? Sokakların ve arabaların altında mı kalayım? Hadi bakalım Betül Hanım, cevap ver. Evde oynamayıp da ne yapsın çocuk? Hadi yürüyün yemeğe, içeri gidin. Yemek çok güzel olmuş hayatım. Afiyet olsun. Oğlum, yesene yemeğini. Karnım tok. Tabii, akşama kadar abur cuburla doyurmuşsundur karnını. Kalk da ders çalış o zaman. Acıkınca yersin. Anne, karnım acıktı. Oğlum sabret, baban gelsin yeriz. Anne, beden dersi için eşofman almamız lazım. Öğretmen istedi. Tamam, söyleriz babana. Baba, şu problemi kendi kendine çözemedim. Bana yardımcı olur musun? Neymiş o bakayım? Ver bakayım. Oğlum, babanın gelme saati. Git kapıyı aç. Şekilde görüldüğü gibi harekette olan yayın D ucundan A ucundan uzaklığı zamanın bir fonksiyonu ve D eşittir A sinüs T artı D'dir. 4 bölü saniyede yayın hareket hızına hesaplayın. Anlamasın, iki saattir anlatıyorum ya. Man kafa mısın sen? Aa, ne bağırıyorsun çocuğa canım? Ne demek de bağırıyorsun ya? Gayet tabii bağırıyorum. İki saattir anlatıyorum, anlamıyor. Çünkü man kafa. Man kafa diyemezsin sen benim oğlum. Man gibi de derim. O da man kafa, sen de man kafasın. Çünkü çocuk sana çekmiş. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Çok acıktım. Şunu pişir de yiyelim. Sen uzan, ben şimdi pişir. Ya, dur ellerimi yıkayayım da öyle uzanırım. Burada olduğumu nereden bildin? Girerken gördüm. Hadi acıktım. Hazır değil mi? Yemek hazır. Siz dolaba gidin, getiriyorum. Sen artık fazla kaçtın. İş yerinde kızıp gelip burada bize bağıramazsın. Alıp çocuğumu annemin evine gidersen görürsün gününü. Hep böyle söylersin. Gitsen de kurtulsak. Bana bak, ellerini yıkadın mı? Yıkadım baba. Yalan söyleme. Git ellerini yıka bakayım. Ne yemeği hazırladı, yeşe geç çabuk. Annen nerede kaldı merak ettim, bir git bak bakayım. Oğlum, aç kapıyı. Al evim, teşekkür ederim oğlum. Geldim. Nerede kaldın ya? Şekerim, patatesler ancak kızarttı. Dur bakayım nasıl yaptın. Şahane, şahane. Eline sağlık. Sağ ol hayatım, afiyet olsun. Hasan, oğlana eşofman lazımmış. Ne yapacakmış eşofmanı?
Öğretmen istedi baba beden dersi için. Eşofmansız beden dersi olmuyor muymuş lan? Olmaz baba, eşofman lazım. Sen hala burada mısın? Ben bana ellerini yıka demiştim. Ben sana ellerini yıka demiştim. Suyla oyna dememiştim ki. Hadi yatağa. Sonra sabahları kalkamıyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Bak sen bize kötü davranıyorsun ama ben sana küveti doldurmuştum banyo yaparsın diye. Kusura bakma, ben bugün çok gerginim. Bir daha böyle bir şey yaparsan karışma. Merak etme, bir daha böyle bir şey olmayacak ya. İşin bitince küveti boşaltmayı unutma. İyi, iki dakikada yıkanıp çıkarım zaten. Hemen uyuma. Bana bak, bornozun nerede? Banyoya bak. İyi, bakıyorum. Bakıyorum. Yok burada. Buradaymış, gel. Ha, teşekkür ederim hayatım, sağ ol. Geç kalma, çabuk dön, tamam mı? Tamam. Yıkanmak ne güzel şey. Kimsiniz siz? Ben bu evin sakiniyim. Evime nasıl girdiniz? Biz bu evden hiç çıkmadık ki. Bu ev sizin olduğu kadar bizim de evimiz. Hadi. Ay! Böyle olacağı belliydi. Ne oluyor burada? Kim bunlar Kemal? Anlamaya çalışıyorum. O kadar karışık değil Kemal Bey. Biz bu evin sizden önceki kiracısıydık. Ev sahibi Almanya'dan oğlum gelecek çıkın deyince çok zorlandık. Bir sürü ev aradık ama bir türlü bulup çıkamadık. Bu devirde ev bulmak deveye hendek atlatmaktan zor. Biz de beraberce idare edip gidiyorduk işte. Peki ne kadar zamandır bu evdesiniz? 3 yıldır burada oturuyoruz. Aa, olamaz. Oldu. Olmaz böyle şey. Hemen çıkacaksınız. Banyodan mı? Hem banyodan hem evimden. Biz de memnun değiliz böyle kalmaktan. Sizle yaşamak kolay mı? Müsaade edin. Bir ev bulursak çıkar gideriz. Sessiz sedasız kenarda bir yerde yaşarız. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Hemen çıkacaksınız. Peki Kemal Bey. Siz bilirsiniz. Allah'a ısmarladık efendim. Gerek yok. Bizi çok ararsınız efendim. Hoşçakalın Kemal Bey. Şimdi de bizim reklamlarımız anacığım. Kredi kartınız var mı? Olmalı. Bakın kredi kartı olmayanların başına neler geliyor. İşte bir muhasebeci. Bankaya para yatırmaya gidiyor. Bakalım şimdi neler olacak. Dur lan! Allah paranı ya canını! Bakın içi para var. Abi canıma kıymayın. Bakın içi para dolu. Bunu verin beni bağışlayın. Cebindekileri çıkart. Tamam abi. Çabuk lan! Hadi sürdürün yapmayın. Hadi. Abi. İşte kredi kartı olmayıp da nakit parası olanın başına gelenler. Bu duruma düşmek istemezsiniz değil mi? Şimdi bir de kredi kartı olana bakalım. Hiçbir hırsızın onu soymaya gücü yetmeyecek. Dur lan! Sökürün lan paraları! Ya paranı ya canını! Özür dilerim ama beyler, paramı da canımı da alamayacaksınız. Ne demek istiyorsun lan sen? Çünkü ben kredi kartı kullanıyorum. Kredi kart sahibiyim. Bu nedenle nakit taşımam, yani güvencedeyim. Sen öyle zannet! Ulan insan hırsızlar için biraz para taşımaz mı be? Biz geçimimizi nasıl sağlayacağız? Gördünüz değil mi nakit para taşıyan nasıl soyuldu? Kartı olanın parası yerinde duruyor. İşte size 2 adam. Kartı olmayanın yerinde olmak istemezdiniz herhalde. O zaman hadi hiç durmayın, kendinize bir kredi kartı edinin. Artık ne halt yiyeceğiz düşünmeyelim anacığım. 900'lü haltlarımızı boş bırakmayalım. Gülü seven dikenine katlanır. Bakın gül ne diyor. Önce kulak verin, sonra gülün ihtiyacına cevap verin. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dün gece asetonla tırnağımdaki ojeyi silmiştim. Gördüğünüz gibi tırnaklarım bembeyaz. Dolapta 2 ayrı renk oje buldum. Biri pembe, biri kırmızı. Hangisini süreyim bilemiyorum. Sizden cevap bekliyorum. Allah aşkına Gül'e yardımcı olun. Hemen şimdi işi gücü bırakın. Bu ciddi sorunda Gül'ü yalnız bırakmayın. Kırmızı diyenler 900'leri, pembe diyenler 800'leri arasınlar.
Kazanan talihli Songül'ün elini tutacak ve ojesini bizzat sürecek. Sonra kim bilir? Kimse kıpırdamasın, bu bir baskındır. Cürmümüşlük yaptım, suçüstü yakaladım. Hanım, kocam bu adam mı? Evet memur bey, sen çoluk çocuk sahibi adamsın. Ne yapıyorsun buralarda Hüsnü? hoş geldin karıcığım, ne haber? Gül, önemli sorunları vardı zavallı kızcağızın. Hangi hocayı süreceğine bir türlü karar verememiş. Ben de sürücü bir erkek olarak hemen koştum yardım edeyim diye. Ne yapayım, yardım seviyorum. Uzat serçe parmağını Gül. Rezat Hanım, kocamızdan davacı mısınız yoksa af mı ediyorsunuz? Bilemiyorum ki, ne de olsa 40 yıllık kocam. Maaşına da daha yeni zam geldi. Bilemiyorum, ne yapsam acaba? Nezahat kocasına dava açsın mı, açmasın mı? Açsın diyenler 1000 numarayı, açmasın diyenler 100 numarayı arasınlar. Latife'nin ihtiyacını karşılamaya hazır mısınız? Böyle bir kadının ihtiyacı karşılanmaz mı hiç? Bakın Latife ne diyor. Ben erkeği neresinden tanırım bilir misiniz? Burnundan. Yok ayol, burnunu ne yapayım? Ben erkeği cüzdanından tanırım. İyi erkeğin cüzdanı kalın olur. Hadi koşun, Latife'nin ihtiyaçlarını karşılayın. Söyle Latife, ne istiyorsun? Çok bir şey değil canım. 2 ekmek, yarım kilo peynir, 3-4 tane zeytin, bir otomobil, bir daire, geçinecek kadar para, biraz da Amerika. Hadi durma, beni ara. Ekmeğimi seninle bölüşmek istiyorum. Kuru ekmeğinizi Latife ile bölüşmek istiyorsanız onu hemen arayın. Benim erkeğimi benden dinleyin. Yarasın koçum. La Ömer, görüyor mu lan? Sizin babanız ekmeğinizi bu 900'lük karılarla yiyor. Garı erkeksiz mi kalmış lan? Aşk olsun Kezban. Erkeksiz değil, ekmeksiz kalmış. Yazın. Çocuklar, siz babasınız, ben de kocasız kalacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Ne yapsam acaba? Cesetleri saklayıp ses çıkarmasam mı? Yoksa gidip teslim mi olsam mı? Ne yapsam? Teslim olsun diyenler 1/1, cesetleri saklasın diyenler 1/1 arasınlar. Kazanan talihliler Kezban'a suç ortağı olacaklar. Ararsınız değil mi? Ararsınız. Hayatta bazı ikililer vardır anacığım. Laurel Hardy gibi, Hacı İvat Karagöz gibi, peynir ekmek gibi, sinek ikilisi gibi. Şimdi de muhteşem ikili. Ay, hadi Tufan, geç kalacağız artık. Hiç bana dırdır edip durma. Saatlerden beri süslenip püslenen sensin. Babamlar nikah dairesine gideli yarım saat oldu neredeyse. Aman, benim annemler de gideli yarım saat oldu. Merak etmişlerdir artık. Bana bak, arabayı nasıl süsledim. Görsen çıldıracaksın, hayret edeceksin. Senin araban mı? Benim arabam mı? Ben de zannettim ki taksiyle gideceğiz. Çok sevindim. Hani araba bakımdaydı? Canım, bir bakıma bakımdaydı. Hatta yoğun bakımdaydı. Nasıl süsledim, gelin gibi, kız gibi oldu. Bak. Ay! Tufan! Bayram yeri gibi oldu. Ya! Hadi çabuk ol, geç kalmayalım sevgilim. Sevgilim, hayatımın en mesut günü bugün. Ay benim de. İnsan hayatında kaç kere keriz bulur ki? Herife bak be! Duran arabaya gelip çarptı. Gideyim de oyayım şunu. Ay Tufan, oyma! Gel, nikaha geç kalacağız. Enerjini boşa harcama. Arabamın önünde ne duruyorsun ulan? Önüme baksana ayı. Ne yaptın ulan sen? Arabamı mahvettin. İşte garson da geldi. Sen bana ortaya bir tane çoban salatası. Bir de ufak rakı istiyorum, tamam mı? Bir de alene alay ediyor, deli mi ne? Ulan herifteki zekaya bak, alay ettim anladım.
Oğlum sen manyak mısın, sarhoş musun? Ben sarhoşum, sen de pek hoşsun. Allah'ın cezası, mahvetti kız gibi arabayı. Affedersiniz beyefendi, kızınızı bozdum. Ağzını topla, şu arabadan aşağı in, kozumuzu dışarıda paylaşalım. Ben sizi içeri alayım, konservasını içeride yiyelim. Ayy, Tufan hadi nikah geç kalacağız. Ay gelin geldi. Gelin Ayşe rolü için. Gelin kına yakmış şeyine. Gelini bir kere şafa bir öpebilir miyim? Ulan seni öldürecektim ama vazgeçtim. Hakkında zabıt tutturup sürüm sürüm süründüreceğim. Yok zabıt tutmayalım da lüfer tutalım. Lüfer hakkını varmış, acayip kafayı da çeker. Allah'ım bu herif deli edecek beni be, deli edecek be. Ay Tufan delirme, ne olursun evleneceğiz, daha nikah geç kaldın. Memur bey. Memur bey bakar mısınız? Bakarım bakarım. Bakarım da siz beni karıştırdınız. Ben nikah memuru değilim. Trafik memuruyum. Hayır efendim karıştırmadım. Bir hasta sizi çağırıyorum. Bu adam durup dururken duran arabamıza gelip arkadan çarptı. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın. Hallederiz. Bak bakayım sen. Aman Allah'ım o. Ta kendisi. Kimin ta kendisi? Aa, bütün memurların polisi abicim. Şimdi bütün pisleri çifte davet ediyoruz. Sevda, sevda. Bana bakın kardeşim, siz en iyisi bu herife hiç bulaşmayın. Bu herif çılgının biridir ha. Ben bir bulaştım, 6 senedir uğraşıyorum. Hayır efendim, ben kendisi hakkında zabıt tutulmasını istiyorum. Ay Tufan, nikaha geç kalacağız. Tufan, ben sizin nikahınızı kıyarım ama size kıyamam. Ne güzel karı lan, bunu nereden buldum? Ay hem de deli galiba. Bu adama deli demek, buna iltifat olur. Bu adam zır deli. Kızım o polisimin abisi. Ben gelin arabasının önünü keseyim derken arkasına koyma, çarpmaz mıyım? Ulan şuna bak bir de gülüyor. Bir memur bey abicim, geline bir şey takabilir miyim? Bir dakika, damat bey. Siz bu adamdan şikayetçi misiniz? Ben damattan şikayetçiyim. Evet efendim şikayetçiyim. Gelin hanım siz bu adamdan şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Bunlar... Evet şikayetçiyim. Bunlar o zaman ben de Türk Trafik Kanunu'nun iç hizmet yasasının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak size cezayı kesiyorum. Oh. Gelini öpebilirsin. Oh. Size maşallah gelinin yanına acayip yakıştınız ha. Ana ne biçim konuşuyor lan bu? Bana bak Ayten doğruyu söyle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Senin zaten oldum olası üniformalı erkeklere zaafın vardır. Ne kadar ayıp konuşuyorsun Tufan. Ben orospu muyum? O zaman orospu gelin yengemle ilk dansı ben yapayım. Konserfika. Aha işte herkes senin ne mal olduğunu biliyor zaten. Derhal boşanıyoruz Ayten. Ama daha evlenmemiştik ki. Olsun isabetli bir karar. Sana bu polis memuruyla ömür boyu mutluluklar dilerim. Ve ben de derhal çeker giderim. Yürü anca gidersin taş arabası. Bana bakmayın hanımefendi. Ben maalesef evliyim. Ortada kaldım. Umar rezil herif. Gel ortalığı mahvettin be. Ben de gidiyorum. Ne halt edersen et ulan. Gidime kal bu gece. Ben gideyim alam. Benimle kal bu gece bir tek bu haftalık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak,
rastgele manzara koydum. Arada bir zülfiyare dokundum. Tam yerine rastgele manzara koydum. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.